Bunu bileydim. Bugün nedir biliyor musun? Kralı konuşmaktan vazgeçtim. Çocuk kandırıyor sanki. Sana söylemiştim. Bırak abi. Kafam karmakarışık Melih. Nedense? Bilmiyorum. Galiba ilişkimizi bitirmemiz gerekiyor. O da nereden çıktı? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Ne yapacaksın tek başına? Fahişelik yapacak halin yok herhalde. Ne oluyoruz ya? Sana o kelimeyi kullanma dedim. Benim küçük fahişem çok uzun. Allah ya. Seni kahretsin. Kelime seni neden bu kadar rahatsız ediyor ha? Fahişe. Yeter. Yeter! Doğrusunu istersen fahişe kelimesi bile insanı tahrik ediyor. Seni fahişe gibi görmek, sevişmek bile heyecan verici. Düşünebiliyor musun? Sen bir kele kızsın ve ben seni arabama alıyorum. Hey be! Oğlum elimden aldılar. Yavrum Melih'im. Ben ne yaparım şimdi? Peki siz nasıl öğrendiniz? Sedat Bey. Yoksa... Ceren'e her şeyi anlatmak için geldiniz değil mi? Baba! Seni ahlaksız seni. Seni kardeş kardeş. Yapmayın Sedat Bey. Davut sen... Demek sen de Hande'ye oydun ha? Bunu yaptın ha? Davut, yazıklar olsun sana. Davut. Yavrum benim, oğlum benim, kardeşim benim. Şimdi mi kardeşin oldun? Sen zaten bu ailenin düşmanı oldun. Sedat Bey. Bırakın beni. Senin evlattan ne diyeceğim? Ne? Anlıyor musun? Ne? Vur Tahir. Eyvallah Mahmut abi.
Bakalım şimdi Sedat Turan ne yapacak? Ne yapabilir abi? Sen onu bilmezsin. Öyle şeytandır ki o. Bir oyun oynar, bir de bakmışsın iyot gibi açıktasın. O kadar tehlikeli ha. Hem de nasıl. Fakat bir şey diyeyim mi Tahir? Allah kimseyi mahpus yapmasın. Hiç sorma Mahmut abi. Dört duvar arasında taşlar sana bakar, sen taşlara bakarsın. Dakikalar saat, saatler gün olur. Günler yıl olur. Sen hiç olmazsa vatanındaydın Tahir. Ben elin gavurunda neler çektim neler. Nasıl unuturum Sedat Turan'ın yaptığını? Fuhuş arkadaşım Davut var dedim ya. Hı hı. Zavallı çocuk her sabah kalktığında... Tahir abi bu günler geçmeyecek, bitmeyecekler... oturur çocukları için ağlardı. Kolay mı Tahir? Öyle sevdik ki birbirimizi. Köydeydi değil mi? Hayır. İstanbul'a gelmiş de... ben bu memlekette nasıl buldum? Nedenini araştırırken kendimi nasıl bir duygu treni içinde bulabilirim? Yakışıyor mu bana? Hem Davut Dicle kim? Köylü, üstelik bir katil. Annem bile ona karşı zaafımı anladığına göre. Demek ki duygularımı belli ediyorum. Allah kahretsin. Gençliğimin en güzel günlerini içinde geçirdim. Kim istedim bir durumu? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan. Beni doğru dürüst tanımıyorsun. Kan davasında bile kurşun sıkmadım. Genç yaşında onu bu dünyadan aldın. Nasıl yaparsın bunu ha? Hala Aydın'ın nesi olduğunu söylemeyecek misin? Kardeşi. Kardeşi mi? Hı hı. Aslan. Şimdi anladın mı? Daha da mı? Gidiyor musun? Ne olursa olsun duygularıma hakim olmalıyım. Hiçbir güç beni hedefimden geri döndürmemeli. Davut Dicle gitsin, Hande ile ne yaparsa yapsın. Ama ben abimin nasıl bir oyun sonucu cinayete kurban gittiğini öğreneceğim. Nene, babam neden hala gelmedi? Gelir kızım, işi çıkmıştır. Babam ne iş yapıyor? Ne iş mi yapıyor, ne bileyim ya, bir şey yapıyor işte. Hande ablanın babasının yanında çalışıyor değil mi? Evet, hadi bakalım uyuyun artık. İyi geceler. İyi geceler nene. İyi geceler. Üzeyir oğul, Davut nerede kaldı, hiç bu kadar geç kalmazdı. Belki patronun kızı Hande ile birliktedir. Bana bak Üzeyir, bu iş olacak mı yoksa? Hangi iş? Hangi iş olacak, Hande ile Davut'un işi, evlenecekler mi? Ne bileyim ana. Davut galiba. Oğul neredesin merak ettik. Davut oğul ne oldu? Senin canın bir şeye sıkılmış. Merhaba abi. Hoş geldin Davut. Hayırdır bir şey mi oldu? Sedat Bey'in oğlu. Melih öldü. Ne? Öldü mü? Hı-hı. Nasıl? Ceren diye biriyle beraberdi. Sırtından bıçaklamış. Sen ne diyorsun Davut? Peki sebep ne? Bilmiyorum abi. İlişkileri zaten karışıktı. Yazık yazık genç yaşta. Allah anasına babasına sabır versin. Şu işe bak. Çocuklar yattı mı ana? Yattılar. Onlar da seni sorup duruyordu. Niye gecikti diye. Gece bir baktım telefon. Kim olsa beğenirsin. Tarık mı yoksa? Evet. Ah bu ne hız? Çok ince çok kibar bir insan. Acaba bu kez? Tarık Okan'a falan benzemez. Çok iyi insandır. O değil de Banu. Sedat birkaç gündür aramıyor. Sen aradın mı peki? Aradım ama bulamadım. Şunu bir daha arayayım bakalım. İster misin seni gözden çıkarsın? Nerede? Alo, ben Lale. Sedat geldi mi? Hayır Lale Hanım, sanıyorum bir müddet gelemez. Neden? Oğlu Melih Bey maalesef öldürüldü. Ne? Öldürüldü mü? Kim öldürülmüş? Ne zaman oldu? Dün gece efendim. Oh, aman Allah'ım. Lale ne oldu anlatsana. Sedat'ın oğlu Melih. Dün gece öldürülmüş. Ne? Hı-hı. Sedat ben bittim artık. Melih'im gitti, oğlum gitti, yüreğim yanıyor. Allah belasını versin o kızı. Sonunda olacağı buydu.
Lafımı dinlemedi. Gidip elin aşifteleriyle düşüp kalkarsa sonu böyle oldu. Ay Sedat, dayanamıyorum artık. Müjgan, Müjgan, Müjgan kendine gel. Müjgan, Hande, Hande. Baba, çabuk babam. Çabuk kolaya getir. Anne, anneciğim. Müjgan, Müjgan topla kendini. Müjgan, Müjgan, hay Allah. Anne, anneciğim. Müjgan, Müjgan, Müjgan. Müjgan, hadi. Hadi. Anneyim benim. Kendine geliyorum. Neli. Müjgan. Neli. Hadi. Neli. Şöyle otur. Neli. Kalk. Şöyle. Yavrum. Neli yavrum. Neli yavrum. Neli. Meleğin ölümüne biraz da sen sebep oldun. Meli. Ben ne yaptım baba? Ne arıyordun orada ha? Ne arıyordun? Baba lütfen. Sedat ne olur yeter başlama. Meleği yavrum. Meleği. Evlat acısı ne sormuş? Ne zamandır Davut Dicle'nin peşindesin, görüyorsun, konuşuyorsun. Hala kardeşin Aydın'ı neden öldürdüğünü öğrenemedin Hayır. mi? O mevzu ne zaman açılsa kaçıyor. Peki senin düşüncen ne? Çok önemli bir şey var Hale. Aydın'ın öldürülmesinde patronu Sedat Turan'ın da rolü olduğunu Gerçekten inanıyorum. Mi? Evet. Böyle olmasa Davut Dicle'yi yanında iş verir miydi? Senin tahminin? Bilmiyorum. Metresi Lale ile epeyce bir görüşmem oldu. Ama o da pek bir şey bilmiyor. Hala birlikteler mi? Hı hı. Lale Aydın'ın eskiden sevgilisiymiş. Aa, peki Sedat Turan bunu biliyor muymuş? Lale'nin dediğine göre Aydın'ı öldürdükten sonra haberi olmuş. Şu işe bak. Aslı, Davut Dicle'yi duygu haritanda nereye oturtuyorsun? Ne? Beni kandıramazsın. Davut Dicle'den etkileniyorsun. Hayır, yapma Allah aşkına. İnsanın kardeşini öldüren birine ilgi duyması pek doğru değil ama... ...gönül ferman dinlemiyor. Neyse, ben aşağı iniyorum. Duygularımı bilmedim için. Baba, o kız Melih abiyi neden öldürdü? Bilmiyoruz ki. Kızı erkekleri öldürür mü? Demek ki öldürüyor. Hem sizi niye gönderiyor bakalım? Ya seni de öldürürlerse? Beni hiç kimse öldüremez, merak etmeyiz. Dedemi öldürdüler ama. Onu düşmanlar öldürdü. Sana da bir şey yaparlarsa? Yapmazlar, hadi ben çıkıyorum. Zühre. Kendini yorma. O da tamam bu kızım. Baba. Sen de şeker falan yiyeyim deme kızım. Yemem baba. Sen daha çıkmadın mı abi? Hayır, seni bekledim. Geceden beri şu olay aklımdan çıkmadı Davut. Kızdaki cesarete bak, nasıl öldürebilir? Ben de çok şaşırdım. Kız öyle bir insana benzemiyordu. Tahminime göre ağır tahrik var. Zavallı adam, yıkılmıştır şimdi. Yıkılmaz mı abi evlat? Ha, sormayı unuttum. Sen ne arıyordun orada? Hiç sorma. Hande'ye sözüm vardı. Onu yerine getirmek için birlikte gittik. Ne sözü? Boşver abi, önemli değil. Ama bu yaptığıma Sedat Turan çok kızacak. Davut, neler oluyor? Biraz açıklar mısın? Neyse abi. Sedat Bey seninle görüşmek istiyor. Yoksa iş için mi? Evet. Gerçekten mi? Demek sonunda ben de bir iş buldum ha. Peki nerede, ne iş yapacağım? Bana pek bir şey söylemedi. Yalnız abi. Evet. Tehlikeli bir iş olabilir. Eğer öyleyse sakın kabul etme. İş olsun da Davut, tehlikesinden ne olur. Fabrikaya uğramıyor, bana telefonu açmıyor. Başın sağ olsun demek için evine gidemem ya. Beklemekten başka çaren yok. Sen tanıyor muydun Melih'i? Hayır, ne Melih'i ne de kızı Hande'yi hiç görmedim. Ayrıca görsem ne değişir ki? Şu kızdaki cesarete bak, nasıl yapar? Hayret doğrusu. Galiba Melih'ten birkaç kez çocuk falan aldırmış. Sorunlu bir ilişkisi varmış. Sedat kızıp duruyordu. Yazık. Allah kimsenin başına vermesin. Genç yaşta. Sedat olabilir. İnşallah. Alo? Ben Tarık. Nasılsın Lale? Tarık. Fena değil, sen? İyiyim. Sesini duyunca daha iyi oldu. Banu'yla birlikteyiz. Öyle mi? Selamlarımı ilet. Selam söylüyor. Ben de. Onun da selamı var. Sağ ol. Bugün görüşüyor muyuz? Şey, tabii. Niye olmasın? Tamam. Sabah biraz işim var. Bitince seni ararım. Oldu Tarık. Hadi iyi günler. Sana da. Ya Sedat Turan. Sen. Sen bir katilsin. Kardeş katilisin. Sonunda yapacağını yaptın.
Bu ailenin düşmanı dediğimde Müjgan Hanım bana kızıyordun. Gör bakalım şimdi. Sedat yeter. Benim yüreğim yanıyor, sen ne söylüyorsun? Senin gibi bir kızım olacağını hiç olmasa iddia edin. Sonunda Davut da kendi komplekslerine alet etti. Ama o da görecek. Para musluğunu keseyim de görsün. Her şeyi parayla çözmek senin karakterin baba. Sus, defol karşımdan. Sana defol dedim. Terk et bu evi. Benim Hande diye bir kızım yok. Sedat ne yapıyorsun? Gidiyorum baba. Servetine baş baş oturursun. Sana defol dedim. Hande. Kardeş katili. Sedat yeter artık. Böyle acılı bir günde ne yapmaya çalışıyorsun? Bu tavırlarında çocuklarını kendinden kopardın. Kişilik mi verdin? Hepimizi hakir gördün. Bir evlat kaybettik. Hiç olmazsa bu sana ders olmalı. Yeter Müjgan. Bir de sen başlama. Doğruyu söyleyeceğim, ben kaçıyorum. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Dayım içeride mi? İçeride, buyurun. Dayı. Vay efendim, kimin yeğeni gelmiş. Şu güzelliğe bakın hele. Dayı yapma, utandırıyorsun beni. Utanmak olur mu? Gerçek değil mi Tahir? Hanım kızımız gerçekten güzel. Tanışın bakayım. Tahir, yeğenim Melek. Memnun oldum. Ben de. Anlat bakalım. Ne var ne yok? İyilik dayı. Dersler nasıl gidiyor? Fena değil. Benim yeğen gazeteci olacak. Hayırlısı yoklu bir bitirsem. Paraya falan ihtiyacın var mı? Şey dayı. Anlaşıldı. Şimdi git muhasebeye, istediğin kadar al. Sağ ol dayı. Allah'a ısmarladık Tahir abi. Güle güle. Şanssız kız. Annesiyle babasını trafik kazasında kaybettik. Rahmetli bacım çok iyi bir insandı. Melek benim kızım gibidir. Allah bahtını açık etsin Mahmut abi. Şu Sedat Turan'ı bir arayalım bakalım. Bakalım ne yaptı. Alo. Buyurun efendim. Ben Mahmut Karadeniz. Sedat Turan geldi mi? Hayır efendim. Geleceğini de pek sanmıyorum. Ne demek sanmıyorum? Sedat Bey'in oğlu Melih'i vurdular. Ne? Vurdular mı? Öldü mü peki? Evet efendim. Peki kızım. Ne oldu abi? Sedat'ın oğlunu vurmuşlar. Hadi hadi. Yarın görüşürüz. Ben çıkıyorum. Oldu. Davut, hoş geldin. Hoş bulduk. 2 dakika daha geç kalmış olsaydın çıkmış olacaktım. Hoş geldin. Aslı, ben çocuklara bir bakayım. Tamam. Nasılsın Davut? İyi değilim. Çocuklar mı yine? Hayır. Sedat Bey'in oğlu Melih. Öldü. Anlamadım. Daha doğrusu öldürüldü. Öldürüldü mü? Neden? Nedeni yok. Ceren diye bir kızla birlikteydi. Gece bıçakla sırtından vurulmuş. Allah Allah. Şu işe bak. Peki sebep? Bilmiyorum. Ama ilişkileri pek iyi değildi. İnanılır gibi değil, yazık. Şimdi Sedat Turan yıkılmıştır. Yanlış anlama Davut ama etme bulma dünyası. Benim kardeşim Aydın onun fabrikasında öldürüldü. Allah ona bazı şeyleri gösteriyor mu yoksa? Kardeşinin öldürmesiyle Sedat Turan'ın ilgisi var. Silah sıkan benim. Belki silahı sen sıktın ama... Ama? Neyse çıkalım. Çalış. Halin mi var? 2 tane zebellah gibi adam. Hala evlenemediler. Yapamıyorum artık. Edemiyorum. Dilan! Dilan! Dilan kızım neredesin? Bir atlar mı karıştırıyorsun yoksa? Zühre kız, Zühre! Efendim nene? Dilan yok mu? Yok. Dilan! Bu kız yoksa... Ne yapıyorsun sen? Ay korktum. Ne o elindeki? Bir şey değil. Aç şu elini. Şeker ha? Seni gebermeye edeceğiz seni. Başımıza iş mi çıkaracaksın? Çabuk içeri. Ben ne yapacağım bu kızla? Neden ağlıyorsun? Nenem dövdü. Yine şeker mi yiyordun yoksa? Hayır, yemiyordum da yiyecektim. Ne olsun, iyi yapmış. Şeker yasak olduğunu bilmiyor musun? Ölürsün tamam mı? Ölsem daha iyi. Şeker yemedikten sonra.
Güzel kardeşim benim. O nasıl laf? Allah korusun. Şekeri çok seviyorum abla. Ben de koşmayı seviyorum ama koşamıyorum. Sen ameliyat olunca iyileşeceksin. Ama ben hiçbir zaman iyileşemeyeceğim ki. Kardeşim benim. Biliyorsun ikisi de hastalıklı. Süren'in doğuştan kalbi delik, Dilan'sa şeker hastası. Yazık. Demek akraba evliliğin sonucu ha? Davut öyle diyor. Peki iyileşme umudu hiç yok mu? Dilan'ınki imkansız. Zühre ise 18 yaşına geldiğinde ameliyat olacak. O zamana kadar bir şey olmazsa da. Aman Üzeyir, Allah korusun. Anlatmayacak mısın? Neyi? Neyi mi? Onu sen biliyorsun. Bak Üzeyir, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben evliyim. Ne? Evet. Fikri, sen neler söylüyorsun? Evli olduğumu söylüyorum. Peki bunu daha önce neden anlatmadın? Hep bir fırsat bekledim. Ayrıca bunu sana anlatmak benim için çok zordu. Demek evlisin. Merhaba Lale, bekletmedim ya. Yok, ben de henüz geldim. Ne oldu? Seni biraz üzgün görüyorum. Hiç sorma Tarık. Bir arkadaşımın oğlunu öldürdüler. Anlamadım. Evet, sabah duyduğumda şok oldum. Peki sebep neymiş? Bilmiyorum, konuşamadık ki. Kim ben, tanıyor muyum? Yok, tanımaz. Çocuk henüz 24 yaşındaydı. Yazık, ne yapalım? Allah rahmet eylesin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Haklısın. Ama evlat acısı çok zor be Tarık. Ölümün her türlüsü kötü. Ben geçen yıl annemi kaybettiğimde dünya başıma yıkılmıştı. Ama zaman her şeyin ilacı. Doğru. Lale, beni çok etkiliyorsun. İlk gördüğüm günden beri seni düşünüyorum. Tarık, çok sıkıntı hayale uğradım. Aynı şeyleri bir daha yaşamaya hiç gücüm yok. Seni hiçbir zaman kırmayacağıma yemin edebilirim. Gidiyorum anne. Saçmalama kızım. Hayır anne, bu evde kalamam. Kızım, bu acılı günümüzde saçmalık yapma lütfen. Hayır anne, babamın söylediklerini duydun. Ben kardeş katiliymişim, ben hainmişim, ben düşmanmışım. Hayır, onlar kızgınlık anında söylenmiş şeyler. Yarın unutulur. Hayır anne, gidiyorum. Yavrum, kızım, evladım, ne olur yapma. Beni de mi düşünmüyorsun? Seni çok seviyorum anne. Ama babamı hiçbir zaman affetmeyeceğim. Allah'a ısmarladık. Hande. Benim başıma geliyor. Davut? Hande? Başın sağ olsun Hande. Davut söyleyince şok oldum. Sağ ol. Hande, nereye gidiyordun? Evi terk ediyorum Davut. Neden? Babam beni kovdu. Kardeş katiliymişim. Dur Hande, öyle şey olur mu? Baban evde mi? Hayır, ofise gitti. O zaman içeri girmemiz gerekmiyor. Hadi Hande, bize gidelim. Hayır. Aslı doğru söylüyor. Hadi. Konuşuruz biraz, açılırsın. Ben kardeş katiliymişim. Tamam Hande, tamam. Sedat Bey. Sedat Bey. Affedersiniz Sedat Bey. Eşiniz Müjgan Hanım arıyor efendim. Öyle mi? Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum. Peki efendim. Müjgan Hanım, Sedat Bey odasından ayrılmış efendim. Gelince beni arasın. Tabii efendim. Acınız büyük Sedat Bey ama. Acı mı? Bu acı falan değil Sebat. Bu başka bir şey. Kaybettiğim bir evlat. Benim oğlum. Sedat Melihim Bey benim. Lütfen. Ben bittim artık. Tükendim. Birbirimizi sevmiştik. Evlenmeyi en çok o istedi. Benim endişelerim vardı. Çünkü Almanya'da çalışıyordu ve ben gitmek istemiyordum. Sonra evlenelim, bir yıl sonra kesin dönüş yaparım dedi. Ve evlendiniz. Tam 4 yıl geçti, hala dönecek. Ben de boşanma davası açtım.
Dava hala sürüyor. Ne biçim bir insanmış? Peki sormadın mı neden böyle yaptığını? Orada bir Alman kıza tutulmuş. Beni de burada yedekte tutuyormuş. Öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm. Mahkeme ne zaman bitecek peki? Yakında. O uzatmak istiyor ama boşuna. Ayrılacağım ondan. Demek öyle. Evet. Hala benimle evlenmek istiyor musun? İstiyorum Fikri. Boşandığın gün evlilik hazırlıklarına başlamak istiyorum. Güzel, çok iyi ve mert bir insansın. İşte evim bu. Hoş geldin Tarık Bey. Çok güzelmiş. Tek başına mı yaşıyorsun? Evet. Ne yaparsın? Sen de benim gibisin. Yalnızlık bazen iyidir. Her zaman değil ama. Bir gün benim garibanhaneyi de göstermek isterim. Tabii, neden olmasın? Affedersin. Alo? Lale, nasılsın? Sen miydin? Başın sağ olsun. Ofisten çok aradım ama... Biliyorum Lale, çok kötü. Evlat acısını yaşamak hiçbir şeye benzemiyor. Ne söylesen haklısın. Allah yardımcın olsun. Hep Hande'nin yüzünden. Hande'nin mi? Olay nasıl olmuş peki? Telefonda anlatamam. Akşam gelmek istiyorum. Sana çok ihtiyacım var. Tabii. Görüşmek üzere. Kimdi? Hani sana bir arkadaşımdan bahsetmiştim ya. Şu çocuğu öldür lan. Çok üzüntülü. Ağlıyordu. Kolay değil Lale. Ya kızım, sen deli misin? Ne yapmak istiyorsun? Doktor sana şeker yemeyeceksin demedi mi güzel kızım? Yemedim ama. Ben olmasaydım yiyecektin. Kızım ölürsün, anlıyor musun? Çok seviyorum benim ama. Güzel yavrum. Şeker çok zararlı. Onun yerine meyve ye kızım. Hiçbir zaman şeker yiyemeyeceğim, biliyorum. Yeme ne olur. Ya sen yiyorsun ama. Ona dokunmuyor kızım. Hadi oğlum. Hani İstanbul'a gelince iyileşecektim. Güzel torunum benim, yeter ağladın. Hadi bakalım şimdi doğru yatağa, hadi. İyi geceler. İyi geceler canım. Siz de yavrum. Ya ben ne yapacağım ana bu çocuklarla? Nereye kadar gidecek? Senin kaderin o, ne yapabilir? Böyle kader mi olur ana? Tamam Davut, yeter artık. Bir baba evladına bunu nasıl yapar? Bana kardeş katili diyor. Yetmemiş gibi evden kovuyor. Bunlar sinirlilik anında söylenmiş sözler. Hayır Aslı. Babamı tanımıyorsun. Gaddar, egoist ve kincidir. Ne yaptıysam kurtulamadım. Kardeşimin acısını bile unutturdu. Ben de bir kardeş kaybettim. Çocuktum o zamanlar. Daha dünyayı bile doğru dürüst tanımıyordum. Bir cinayete kurban gittiğini söyledi. Gerçekten mi? Evet. Onun için bir kardeşi kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ceren'in bunu nasıl yaptığını hala anlayabilmiş değilim. Çok mahcup, sessiz, kendi halinde bir insandı. Onu bilemeyiz. Kim bilir, belki kardeşim Melih onu çok incitti. Çok yaraladı. Öyle bile olsa bir insanı öldürmenin bedeli olabilir mi? Tabii ki değil. Hiçbir şey bir insanın öldürülmesini haklı kılamaz. Kardeşim Aydın neden öldürüldü? Bir hiç uğruna. Bundan eminim. Peki kimin öldürdüğünü biliyor musun? Evet. Sence kim olabilir? Kim? Davut. Davut Dicle. Ne? Evet. Bu bizim Sedat Bey'i anlamak çok zor abi. Aslı ile evine gidelim dedik. Bir de baktık Hande elinde valize çıkıyor. Neden? Babası kovmuş. Gerçekten mi? Evet. Melih'in öldürmesinden onu sorumlu tutmuş. Allah Allah. Genç kız nereye gider tek başına? Aslı evine götürdü. Şu Aslı çok erkek kızmış. Helal olsun be. Öyle sanıyorum ki şimdi ona her şeyi anlatmıştır. Senin katil olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu da Aslı'nın abisini vurduğumu bilmiyordu. Nasıl olsa öğrenecekti, ondan öğrensin. Fikriye yengeyle ara nasıl? Karışık. Fikriye evli. Ne? Evet. Kocası Almanya'da. E sana nasıl ilişkiye girdi peki? Uzun hikaye ama boşanıyorlarmış. Ya bu İstanbul hakikaten de bir alem ya. Allah Allah. Abimin nasıl öldürüldüğünü öğrenmek için yemin ettim. Davut Dicle hapisten çıktıktan hemen sonra onu takip edip Adıyaman'a kadar gittim. Orada tanıştık. Peki öğrenebildin mi? Hayır. Tek bildiğim Davut Dicle'nin Aydın'ı babanın fabrikasında öldürdü. Babamın da mı rolü var yani? Bak Hande,
Davut babanın yanında çalışıyor. Ve bir adam öldürüp katil oluyor. Aradan 7 yıl geçiyor ve baban Davut'u tekrar işe alıyor. Sence bu normal mi? Normal olur mu Aslı? Yoksa babam? Bana göre Davut'a diyet ödüyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Babamdan her şey beklenir. Peki Davut hiçbir ipucu vermedi mi? Hayır. Mahkemede her şeyi anlattım diyor. Ne anlatmış? Hiçbir inandırıcı yanı yok. Aydın küfretmiş de, bıçak çekmiş de, sonra o da kendini korumak zorunda kalmış da falan da filan. Bu kadar basit olur mu? İşte beni de düşündüren bu ya. Sedat, ölenle ölünmüyor. Ne yapabiliriz? İnanamıyorum Lale. Melih'in ölümüne inanamıyorum. Evlat acısı acıların en büyüğü derlerdi. Ne kadar doğruymuş. Bunu biraz da Melih hazırladı. Hande'nin yaptığına ne dersin? Davutlar oradaydı. Benim Celal'in annesine çocuğu aldırma karşılığı verdiğim 30 milyarın doğruluğu ispat için oradaydılar. Davut. Davut bunu nasıl yapar? Bana söz vermişti. O bir katil. Her şey beklenir. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Hande Davut'un aklını başından aldı. Şimdi gitsin ne bok yorsa yesin. Ne oldu ki? Kovdum. Artık bir daha bu eve giremez. Benim Hande diye bir kızım yok. Hayret doğrusu. Neden bütün bunları yapıyor? Babadan öç alıyor. Sonunda yaptı yapacağım. Bana göre Melih'i Ceren öldürmedi. Hande'yi öldürdü. Kardeş katili o. Böyle konuşma. Çok katısın. Ne de olsa kızın. Benim kızım değil artık. Melih, oğlum, yavrum. Tamam Sedat, tamam. Merhaba Melek. Yine mi sen? Evet, biraz konuşsak ne olur. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Ne olur Melek, kötü bir şey istemiyorum ki senden. Bak Cengiz, lütfen peşimi bırak. Seni seviyorum, neden anlamak istemiyorsun? Ben seni sevmiyorum, anladın mı şimdi? Niye böyle davranıyorsun bana? Cengiz, ben seninle birlikte olamam. Eğer böyle devam edersen seni dayıma söylerim. Ondan sonrasını sen düşün. Ne yapacak? Beni öldürecek değil ya. Onu bilemem ama senin bacaklarını kıracağı kesin. Hop hop, ne oluyoruz? Dağ başı mı burası? Cengiz yeter, peşimi bırak artık. Bırakmayacağım. Benimle konuşacaksın. Benimle konuşacaksın. Alo. Anneciğim nasılsın? Hande, kızım neredesin? Benim nerede olduğum önemli değil anne, nasılsın? Ne demek önemli değil? Anne artık o eve dönemem. Saçmalama kızım, beni öldürmek mi istiyorsun? Hayır anne, babamın bu yaptıklarından sonra imkansız. Kızım nerede kalıyorsun, kiminlesin? Kiminle olduğum da önemli değil anne. Sadece iyi olduğumu söylemek için aradım. Kızım sen neler söylüyorsun? İyi günler anne. Annenle mi konuştun? Hı hı. Kim bu? Kardeşim Aydın. Sana ne çok benziyor. Kardeş benzemez mi? Ben çıkıyorum. Buzdolabında her şey var, istediğini yiyebilirsin. Sağ ol. Aslı. Davut'un hala kardeşini öldürdüğüne inanamıyorum. Neyse akşam görüşürüz. Ne enteresan bir kız. Güçlü, kararlı. Ne istediğini biliyor. Keşke onun gibi olabilseydim. Nerede kalırsa kalsın, ne yaparsa yapsın, artık benim Hande diye bir kızım yok. Sedat sen neler söylüyorsun, Hande senin kızın. Müjgan yeter, öyle bir kızım yok. Telefon ediyor, nereden ettiğini bile söylemiyor. Ya kötü bir şey yaparsın? Öbersin, hiç umurumda değil. Sedat zaten içim yanıyor, bir de Hande'nin başına bir şey gelirse yaşayamam. Anlıyor musun, yaşayamam. Yeter artık, dinlemek istemiyorum. Böyle evladın Allah belasını versin. Evet. Davut Bey geldi efendim. Ya sonunda geldi ha. İçeri al. Merhaba efendim. Yazıklar olsun sana. Mert delikanlı söylediğini yapan güvenilir ve gözü pek. Ne kadar yanılmışım. Sedat Bey. Senin konuşmaya hakkın yok.
Beni içeriden vurdun. Bana değil Hande'ye inandın. Onun dediğini yaptın. Dişiliğiyle mi kandırdı yoksa? Sedat Bey, lütfen. Bundan sonra istihkakını kesiyorum. Artık sadece maaşını alacaksın. İstediğin kadar Vezli'den para çekmek yok. Bakın Sedat Bey. Görüşme bitmiştir. Öyle olsun. Ha, şunu unutma. Benim hiç kimseden korkum yok. Ne geçmişten ne de gelecekten. Anladın herhalde. Anlıyorum. Alçak köpek, ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Bak Melek, sadece biraz konuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ki. İstemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum. Defol git, bırak peşimi. Lütfen. Ablacığım, bir durum mu var? Evet, peşimi bırakmıyor, rahatsız ediyorum. Hayır, sadece konuşuyorum. Kes lan. Yapmayın. Vurma. Yapmayın. Dayı. Ne oldu yeğenim? Bu telaşın ne? Bir çocuk beni rahatsız etti. Ne? Vedat? Melek ne diyor? Tamamdır abi, hesabı görülmüştür. Cesarete bak. Niye daha önce söylemedin, kırdırayım bacaklarını? Peşimi bırakır sandım dayı. Buraya kadar takip edince. Bana bak kız. Yoksa gönlün falan mı var? Olur mu dayı? Ne bileyim ben. Sağ ol. Dün gece çok düşündüm. Hatta Davut'la da konuştum. Kocandan boşandığın an seninle evleneceğim fikrim. Bana kalsa hemen ayrılacağım ama uzatıyor. Dün gece eve telefon açtı, beni tehdit etti. Tehdit mi etti? Evet. Ne dedi peki? Eğer ondan boşanırsam beni yaşatmazmış. Yok ki ya. Bir de dedi ki mutlaka birini bulun, ondan ayrılmak istiyorsun. Sen de evet buldum deseydin. Delirdin mi Üzeyir? Belalının teki. Seni çok korkutmuş. O belalıysa biz ondan daha belalıyız. Sakın İstanbul'a gelip bir halt işlemeye kalkmasın, şerefsizim elimde kalır. Aman Üzeyir, ne olur böyle konuşma, korkutuyorsun beni. Seni eve götüreceğim. Annemle Davut'la tanışacaksın. Biraz daha beklesek. Hayır Fikriye. Artık bir iş sahibi de oluyorum. Gerçekten mi? Evet. Davut'un patronunun yanında. Son kez yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Aç. 2, 3, 4. Yavaş. 2, 3, 4. Hazır. 2, 3, 4. Çok güzel. Oldu canım, akşama görüşürüz. Merhaba. Ah, hoş geldin Davut, ne haber? İşte. Aslı 1-2 dakikaya kadar dersten çıkar, geçsene şöyle. Sağ ol. Benim bir işim vardı da. Tabii. Davut, yanlış anlama. Aslı'dan etkileniyor musun? Anlamadım. O seni beğeniyor da. Aslı, Davut geldi. İçeride seni bekliyor. Öyle mi? Merhaba Davut, nasılsın? Peki, iyi sayılmam. Önce müstehcenliğimi örteyim de. Şaka şaka. Sedat Turan'dan ayrıldım. Ne? Ayrıldın mı? Daha doğrusu kovuldum. Hande yüzünden mi? Sayılır. Çok iyi bir kız. Öyle bir babaya meydan okumak her insanın harcı değil. Biraz asi. Asi değil, asil. Hande'ye her şeyi anlattım. Ne? Anlattın mı? Evet. Senin abimin katil olduğunu söyledim. Neden buna gerek duydun? Nasıl olsa öğrenecekti. Benden öğrensin istedim. Peki Lale'nin Sedat Bey'in metresi olduğunu söyledin mi? Hayır. Sana söz verdim. Ben söz verdim mi yaparım. Akşama gelsene, üçümüz baş başa yemek yeriz. Rahatsız etmek istemem. Olur mu? Hande de çok sevinir. Evet, benim ev burası. Her şey o kadar çabuk gelişti ki, korkmaya başladım. O korku mutluluğu kaybetme korkusu. Senin evin gibi bir evim yok, kusura bakmasın artık. Ne ilgisi var, önemli olan seninle olmak. Tabii. Biliyor musun Tarık? İnan seninle nerede olsa yaşarım. Yeter ki yanımda ol. Yıllardır hep sıkıntı çektim, hep beyaz atlı bir prens bekledim. Öyle mutluyum ki. Bir şey demeyecek misin? Senin duyduklarının fazlasını duyuyorum. Ben hiçbir zaman uçarı bir insan olmadım.
Hep gönlümün kraliçesini aradım. Buldun mu peki? Evet Lale. Yıllar önce sevdiğim bir kız vardı. Füsun beni terk etti ve bir başkasıyla evlendi. Biliyorum. Biliyor musun? Banu söyledi. Bütün bunları sana söyledi yani. Sevgilim benim. Tarık. Ben Zehir Dicle, Sedat Turan'la görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Hayır yok da haberi var. Bir dakika efendim. Evet. Zehir Dicle sizinle görüşmek istiyor efendim. Hı, öyle mi? İçeri al. Hemen içeri al. Başınız sağ olsun Sedat Bey. Siz sağ olun. Davut söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Hiç sorma Zehir. Evlat acısı insanı mahvediyor. Acım çok büyük. Böyle bir günde rahatsız ettim. Davut işle ilgili bir şey söyledi de. Ha evet. Başım dertten kurtulmuyor Zehir. Eski bir ortağım vardı. Bundan 10 yıl önce pis işlere girdi. Almanya'da hapis falan yattı. Şimdi dönmüş. Beni sıkıştırıp duruyor. Pek bir şey anlamadım efendim. Adı Mahmut Karadeniz. Laz Mahmut derler. Şunu susturabilir misin? Nasıl yani? Öldürmemi mi istiyorsunuz? Hayır, hayır. Böyle bir şey ister miyim? Eğer elini kana bulayacaksan sakın bu işe girme. Burası koca bir holding. Sonra ne derler? Peki ne yapmamı istiyorsunuz? Bunlar korkak insanlardır. Benim bir şey yapamayacağımı bildikleri için üstüme geliyorlar. Biraz gözdağı versen eminim ki geri çekilecekler. Peki bunu Davut'tan neden istemediniz? Davut sinirli bir insan. Elinden bir kaza çıkabilir. Ayrıca biliyorsun o burada bir cinayet işledi. Bunu Davut'la konuşmam lazım. Hiç gerek yok. Neden? Davut artık burada çalışmıyor. Anlamadım. Ayrıldı. Hadi çocuklar ben gidiyorum. Anne akşam yemeğe kalsaydın Davut da gelecek. Ocağın yüzünü görmek istemiyorum. Sana şaşıyorum, nasıl onunla arkadaşlık edebiliyorsun? Anne her şeyi biliyorsun lütfen. Tamam tamam hadi Allah'a ısmarladık. Kızım Hande sen de fazla uzatma. Onlar senin annen baban. Annem evet de babam değil. Bu yeni gençliği anlamak da çok zor. Güle güle anne. Güle güle. Hadi görüşürüz. Annen Davut'a öfke kusuyor. Haksız mı Hande? Oğlunu öldürdü. Sen de Davut'tan vazgeçemiyorsun ama. Cinayetin nedenini öğrenene kadar da vazgeçmeyeceğim. İnatçılığına ve kararlılığına hayran olmamak elde değil. Biliyor musun? Baban Davut'u işten kovmuş. Gerçekten mi? Hı hı. Alçak, benim yüzümden. Sedat. Ne o, beklemiyor muydun? Hayır, genellikle haber verirdin de hem böyle üst üste geldiğini hiç görmemiştim. Canım eve gitmek istemiyor. Melih'in ölümü beni çok sarstı. Hande'den bir haber var mı? Yok. Annesine telefon etmiş ama nerede olduğunu söylememiş. Allah Allah, niye böyle yapıyor? Ne bok yerse yesin, şu kadar umurumda değil. Yapma Sedat, ne de olsa kızın. Öyle kız olmaz olsun. Bugün ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Davut'u işten kovdum. Kovdun mu? Gerçekten mi? Evet. Sevgilim benim. Onu zaten yanında çalıştırmakla hata etmiştin. Kardeşi Zehir'i işe alıyorum. Anlamadım. İti ite kırdıracağım Lale. Görecekler. Hande bir zahmet kapıya bakar mısın? Ellerimi yıkıyorum. Tabii. Hoş geldin Davut. Hoş bulduk. Hoş geldin Davut. Hı-hı. Geliyorum. Yemekle uğraşıyorum. Öyle mi? Hı-hı. Annenle görüştün mü? Görüştüm. Ağlayıp duruyor. Nerede kaldığımı sordu ama söylemedim tabii. Bakalım yemeklerimi beğenecek misiniz? Senin bu yönün olduğunu bilmiyordum. Davut Dicle. Belki annen kadar değil ama biz de yemeği fena yapmayız hani. Ben hiç anlamıyorum. İş başa düşerse öyle bir anlarsın ki. Aslı haklı, zor oyunu bozar.
Acıktınız mı? Getireyim mi yemekleri? Bilmem. Doğrusunu istersen, benim karnım zil çalıyor. Tamam. İşten ayrılmışsın, az söyledim. Ayrılmadım, kovuldum. Benim yüzümden değil mi? Sayılır ama önemli değil. Sana hakaret ettim, özür diliyorum. Özür dilenecek bir şey yok. Davut. Efendim? Seni öpmek istiyorum. Evet, yemek hazır. Thank you.